Selamlar dostlar, hepinize tekrardan merhabalar. Uzun bir süredir video atmıyordum ve bunları hemen geçeyim, niye video atmadım falan işte, atmıyorduk. Bugün sizlere canım sıkıldı ve bir video çekmek istedim. Oyunumuzun adı Town of Salem. İnternetten ücretsiz oynayabilirsiniz. İsterseniz Steam'den parayla satın alabilirsiniz. O size büyük ayrıcalıklar sağlayacaktır. Hatta oyunu yapan firmaya da destek olursunuz. Oyunu geliştirme aşamasında denebilir. Yani gayet güzel bir oyun aslında. Geliştirme aşamasında değil. Kısaca bahsetmek gerekirse 3 sınıf var oyunda. Köylüler var, mafya var, seri katil vesaire var. Bu mafya ile seri katilin amacı köylüleri öldürmek. Hatta seri katilin amacı da mafyaları öldürmek. Mafyaların amacı da herkesi öldürmek. İşte böyle köylülerin amacı da herkesi öldürmek. Yani kısa bir mantığı bu yani. Amaç hangi sınıftaysanız random geliyor size. O karşı tarafı yok edip oyun kazanmaya çalışacaksınız. Ama ilk önce ben sizinle ara menüyü gezmek istedim. Hemen size buraları tanıtayım. Sonra da oyuna geçelim. Ve sınıfları anlatacağım. Evet, shop görüyorsunuz arkadaşlar. Karakter skinleri bulunuyor. Altın alanları gerçek parayla, gümüş alanları ise oyundan kazandığınız paralarla alabiliyorsunuz. Kesinlikle pay to win bir oyun değil. Çünkü bu karakterler size bir ayrıcalık sağlamıyor kesinlikle. Sadece görünüm. Yani bunlar size ek bir özellik sağlamıyor. İşte ölüm animasyonları var. Bunları da isterseniz altınla veya oyunun parasıyla olanlar da var. Oyun Steam'de 10 lira ama indirimle birlikte 5 lira oluyor. Size 2000 altın veriyor. Steam skin'i veriyor. Yani bayağı bir de ekstralar vermesi lazım. Size böyle nasıl desem günlük bonus falan veriyor. Gayet işe yarar ve zaten para da etmiyor. Yani 10 lira 5 lira çok bir şey değil. Destek için alabilirsiniz diyorum. Tabi o size kalmış, ben aldım. Play diyerek normalde klasik var, ranked pratik var ve ranked var. Normal ranked. Buna girmeniz için 50 tane klasik maç, 10 tane de ranked pratik maç girmeniz lazım. Ben daha 43 tane normal klasik girdim, 20 tane ranked pratik girdim. Biz klasikten girerek hemen oyuna başlayalım. Evet, ya yani Türkiye'de çok oynayan var mı? Çok değil ama yeteri kadar, yani oyuncu bulacak kadar oyuncu var. Oyunda tabii ki toksik kitlesini bahsetmedim size ama oyun oynayanların çoğu toksik insanlar. Çayımdan yudum aldım. Yani nasıl desem, çok enayi şerefsiz insanlar var. Karşına gelip sizi sinir edebilir ama oyun yine de güzel yani. Eğer bunların acızlıklarını görmek istiyorsanız oynayın. Yani teori server'ı birazcık kötü. Yerinizde olsam İngilizce biliyorsanız İngiliz sorumluluğunu oynayın. Evet, bir isim giriyorsunuz random. Tabii ben yine kendi ismimi girdim. Chat'i belki şey yaparım, sansürlerim çünkü aşırı, gördüğünüz üzere yani gerçi göremeyebilirsiniz. Çok aşırı saçmalıklar dönüyor chat'te. Oh. %7 şanslık klasik modda %7 şanslı herhangi bir tane. Evet, biz doktor olduk. Doktoru zaten görebilirsiniz, hemen söyleyeyim. Eğer sizin seçtiğiniz adam saldırıya uğrarsa siz onu koruyorsunuz. Böylece ölmüyor. Yani aslında pek güzel bir rol değil, yani sıkıcı bir rol benim için ama bu evlilik doktor olarak oynayacağız. Evet, isimleri görüyorsunuz. Ben size hemen rol listesindeki insanları açıklayayım. İşte Şerif karşıdakine tıkladığı zaman rolünü öğrenebiliyor. Doktor can basabiliyor. Bu da işte investigatör, araştırıcı. Bu da gardiyan. Bu da ölülerle konuşabiliyor. Godfather işte kötü mafya, mafya babası. Bu da neydi? Invest'in falan görmesini değiştiriyordu. Öyle bir şeydi yani. Bu da işte buna bir hedef verilmiş. O hedefi öldürmeye çalışıyor. Biz şimdi bunlardan birini koruyacağız. Belki yani şu an isimlerden gidiyorum. Belki bu isime biri öldürmek isteyebilir ismine bakıp. Belki bunu öldürürler diye buna gidelim. Ve doktorların bir kere de olsa kendini koruma hakkıları var. Ama ben o hakkı ilk elden kullanmak istemiyorum. İnşallah beni öldürmezler. Yani şimdi çay sesi içinde kusura bakmayın. Ve şansımı satayım ki ilk elden öldük. Hemen lobiden yapalım. Uğraşmayalım. Şimdi kim bekleyecek? Hemen play diyelim.
işte bazen böyle şanssızlıklar olabiliyor. Ben bu lobi sahnesini keserim %90. Evet arkadaşlar, ölmüştük. Şimdi yeniden isim seçme yerine geldik. Biz yine ismimizi seçelim ve oyuna başlayalım. İşte böyle ilk elden ölme gibi şanssızlıklar da olabiliyor maalesef. Ama inşallah bize kötü bir adam rolü gelir. Bir Godfather veya mafyosu falan gelirse ya da seri katil bizim için çok iyi olur. Godfather gelirse bizim için çok iyi olur çünkü ilk elden ölmüyor. Oo, bütün her şey %10 şans. Bunun nedeni sanırım odanın duvarı. Ya Allah'ım, en kötü rol geldi arkadaşlar bize. Bu eksi hemen size bahsedeyim. Bize bir tane isim verilecek. O ismi astırmaya çalışacağız. Eğer astırsak oyunu zaten kazanmış sayılacağız. Tabii millet bizi belki eksi olduğumuzu çakabilir. O yüzden iyi bir rol yapmamız lazım. Oyuna da bayağı bir kişi girmedi çünkü o da dolmadı. Kaç kişi başlamışız? 3, 6, 7, 8 kişi başlamışız. Normalde 15 kişi başlamamız lazımdı. Ben kimi? William Phillips'i öldürmem lazımmış. Yani ben bu adamı bir iftira atacağım da bunu öldürecekler. Yoksa kaybetmiş sayılacağız. Kimler var rol listesinde? Sheriff, Doktor, Investigator, Jailer, Medium, Godfather, Framer. Bir de ben varım eksi. Oyun yani boş zamanlarınıza saracak bir oyun diyebilirim. Ben arada giriyorum. Nadir de olsa. Ama zevkli yani. Çok stres olmayacağınız oyun. Counter tarzı oyunlar. Mesela çok rekabetten dolayı stres yapıyor ama bu oyun öyle stres yapacak bir oyun değil. Evet, ilk elden ölmedik, şükürler olsun. İlk elden ölmedik ama iki tane mafya var şimdi. Yani bu mafyalar kim ki? William Phipps olmaması lazım. Bana verildiğine göre. Kalıyor 4 seçenek. Büyük ihtimalle ya benim tahminimce ananı su ile K mafyadır. Da bilmiyorum. Bu arada görüyorsunuz hem petim var hem de karakterim var. Bunu Steam sayesinde aldım. Yazmış buraya sağ beyler az. Evet, William acaba suç atsak yerler mi? Aynen, biz de William rol ne diyelim? Hatta ya da boş ver, biz demeyelim, onlar birbirini kestim. Bak, bu ananı su denen rolü mafya ile ilgili bir şey, eminim ya buna. Böyle rol soranlar genelde böyle şey meslekler oluyor yani, bu tecrübeyle sabit. Şimdi ben videomu verirsem. Bakalım ne olacak. Ananı su diye ben de vereceğim ya da vazgeçtim. Ananı su diye verelim, asalım. Ya zaten bu eli bence tavuğun kazanamaz. Sayıyla zaten çok şey değil. Böyle bir iki el daha tavuğundan biri asılırsa zaten eli mafyalar aldı. Şerif'im siz bilirsiniz. Ya bence Şerif olabilir çünkü kimse Şerif'im yazmadı. Ben inno vereceğim. İnno verin şuna. Ya evet, gördüğünüz gibi Tom hiç düşünmüyor. Aptal gibi insan asabiliyor. Mafyalarda el alacak yani. Bu Deodat'le beni öldürecekler zaten bu gece. Ben ondan eminim. Notsus Timuçin, notsus.
Evet, gördüğünüz gibi benim eksi olduğumu anlamış eleman. %90 öldüm. Zaten elde bitecek. Hemen yazalım biz şimdi. 4 ve 5 muaf. Ya benim tahminim bunlar. Ben öleceğimmişim bu el. %90. Öldükten sonra videoyu kapatırım. Evet, gece bitsin. 2015'te açtığım kanal arada arada yeniden videolar atıyoruz ama pek değişen bir şey olmuyor. Belki bundan sonra videoların devamı gelebilir. Ruh halime bağlı diyebilirim buna. Çünkü internet hızım da çok yavaş. Aa, ben ölmemişim. Abi ben ölmemişim. Tamam. Öldüm ama. İki tane mahv, iki tane şey. Bir tane şey var, bileyim. Ben Godfather'ı falan. Ya Jailer, madem öyle diyordun, adamı öldürseydin. Bak kesin bu adam mafya. Bu adamı asmamız lazım. Ya aslında benim görevim William'ı asmak. Ben kime astırdım ya? Hatırlamadım. İnşallah seni asarız çünkü sen mafyasın diye. Eminim yani senin mafya olduğuna ya. Hadi. Hadi. Ya Allah'ım. Neyse, William az gitsin ya, asas. Zaten ben eksiyim. Beni ilgilendirmez. Benim kazanmam bir şey. William'ı asmak lazım. Sen zaten jester olamazsın. Buyu verelim. Ya büyük ihtimalle Mesela ne yapacak? Med de varmış. Med yok. Ölmüş. Evet. Zaten öyle adam büyük ihtimalle mafya değildi. Ama yapacak bir şey yok. Evet, izlediğimiz gibi William, bakalım neymiş, ben de çok merak ettim. K'ya gittiysem ölürsem suçlu. Evet, mafya değil bu kesin. Bu not yazdığına göre bilmezsin. Tamam, astırdığıma göre ben de yendim yani zaten. Evet, ben de kazandım. You have successful. Bak, you win dedi. Ben de kazandım. Evet, elimizi kazandık biz de. Return to home page dedik ve bir winimiz daha eklendi arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. İsterseniz abone olun, isterseniz olmayın, isterseniz beğenin, isterseniz beğenmeyin. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.